Rahim, Rabbimiz Teala'ya hamd ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam ederek başlıyoruz sevgili seyirciler. Necdet Çağla Kur'an Sohbetleri isimli programımızın yeni bir bölümünde daha huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Alak Suresini konuşmaya devam edeceğiz bugünkü bölümümüzde. Alak Suresini bundan önceki iki bölümde konuştuk. Birinci bölümde Resulullah Efendimiz'e ilk inen beş ayeti konuşmuş idik. Bir önceki bölümümüzde ise daha sonra takip eden 6. E, ve 8. ayetleri konuştuk. Bismillah. Kelle innel la le yedgâ enra'a hüstâne inne ilâ rabbike rüc'a ayetlerini bundan önceki programda konuştuk. Necdet Hocam konu değiştikçe ayet sonundaki kelimelerin son harfleri yani fasıla harflerinin de değiştiğinden bahsetmişti ve kella ile başlayan bu bölümde konu değiştiği için fasıla harflerinin de değiştiğini söyledi. Bugün devam edeceğimiz kısımda yine fasıla harfleri önceki bölümde konuştuğumuz üç ayetin fasıla harfleriyle aynı. Ben sözü hocama bırakıyorum. O fasıla harflerinden e, hareketle e, tefsirini yapacak, sözü sürdürecek. Hocam buyurun. Eyvallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Evet Ömer Bey, aynen konu yine burada devam ettiği için evet. yani Rabbim e, burada Peygambere karşı önce tabii kendi şahsında yaratanına karşı e, bir edepsizlik sergileyen insanın ayrıca Peygambere karşı sergilediği edepsizlikleri de gene aynı konu bütünlüğü içerisinde aynı fasıla harfiyle devam ettiriyor elif'i maksure dediğimiz evet. yani. Ee, bir elif miktarı yani bir vuruşluk zaman miktarı uzatan ses. A A A diye devam ediyor. Estağfirullah Era ey yenha abden iza salla Era ey yenha o meneden kişiyi yasaklayan kişiyi engelleyen kişiyi gördün değil mi peygamberim? Onu bana haber ver bakayım. Gördün mü o yasaklayanı, evet. engel olmaya kalkışanı kime? Abden bir kula. Evet. Ne vakit? iza salla namaz kıldığı vakit. Evet. Namaz kıldığında bir kulu engelleyeni, ona mani'a çıkaranı, mani olanı gördün mü peygamberim? Onu bana haber ver bakayım. O ne menen bir insandır, o ne bayağı, ne kadar cevheri bozuk bir insandır. Şimdi buradaki e, kastedilen kişi Ömer Hocam, e, kuvvetle muhtemel olan ön plana çıkan engelleyen kişi Ebu Cehil. Evet. Engellenen kişi de sevgili Peygamberimiz. Ve orada Rabbimizin Peygamberimizi abden diye zikretmesi ilginç. Bir kul. Evet. Çünkü kulluk farklı bir derecedir biliyorsunuz. Evet. Hatta e, sevgili peygamberimiz değil mi öyle buyuruyordu. Sakın beni İsrail oğullarının kendi peygamberlerini e, nabeca biçimde, aşırı biçimde met gibi met evet. Bana Allah'ın kulu ve rasulü deyin. Müthiş bir şey. Değil mi? Ve evet. eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Tanıklık ederim, şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Önce kulluk, sonra elçilik sonra peygamberlik. Dolayısıyla burada namaz kılarken bir kulu engelleyen kişiyi gördün mü peygamberim? O nabekarı, o densizi bana haber ver bakayım. Yani onun hakkından geleceğim ben. Oradaki abden bir kul derken sevgili peygamberimiz kastediliyor. Evet. Allah'ın kulu. Yaratan Rabbine kendini adamış, ona teslim olmuş. Onu razı etmekten başka derdi telaşesi olmayan bir kulu namaz kıldığında namaz kıldığı için engellemeye kalkan kişiyi bana haber ver. Gördün mü onu? Evet. İşte burada sebebi nüzul olarak malum. Deniyor ki sevgili peygamberimiz Kabe'de namaz kılmayı çok severdi. Evet. Çünkü Ceddi İbrahim'in mamuresi ya, onun temellerine atıp inşa eden, imar eden Hazreti İbrahim olduğu için bilhassa orada namaz kılmayı çok severdi. Zaten orada namaz kılmanın da ayrı bir üc ücreti, e, fazileti, efendim, fazileti var hocam? malum. İşte e, yine peygamberimiz namaz kılarken, ha daha önce diyormuş bu Ebu, Ebu Cehil ki, ona söyleyin bak gidip orada bir daha namaz kılmasın. Haşa millete kötü örnek oluyor. Çünkü kendilerinin dayalı döşeli efendim bir şeyleri var ya orada. Bunlar statükocudur ben hep evet. diyorum. Bunlar yeniliğe kapalı insanlar. Yenilikten korkarlar. Öteden beri işte putperest, paganist bir kültür. Onun da kendilerine yani kazandırdığı bir takım maddi kazanımlar var. Evet. Bunlar bize yeter diyorlar. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Kaybetmek Kesinlikle istemiyorlar. Şimdi resul i Ekrem'in orada namaz kılması başkaları için farklı bir mesaj ifade ettiği için ola ki bunun gibi yapanlar olur, buna iman edenler olur, bunu tasdik edenler olur diye onun böyle ortalıkta açıktan namaz kılmasına engel oluyor ve nihayet bir gün kendisi e, hatta peygamberimize diyor. Seni diyor görmeyeyim mi daha orada namaz kıldığını falan evet. diye. Haşa. Ve yine peygamberimiz namaz kılarken işte arkadan konuşuyormuş. Diyormuş ki vallahi Allah'a da yemin ediyor ya. ya Garip bir şey bu ya Ömer Hocam. Bütünüyle hani Allah musun uzak yaşamıyorlar Değil arası. değil Allah'a yani inanıyorlar şey. malum. Vallahi diyor ben Muhammed'in namaz kıldığını bir daha görürsem aynen böyle la ata en ala Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Gidip ayağımı diyor onun boynuna basacağım haşa haşa. halinde. O kirli ayağını, o pis ayağını, murdar ayağını Rasuller Resulü, Nebiler Nebisi, o mübarek peygamberimizin o tertemiz vahiy yükünü yüklendiği, o büyük yükün altına girdiği o mübarek boynuna basacak ya. Olacak şey mi? Evet. Sen kimsin ya? İşte bunu peygamberimiz duydu ya buyurdu ki söyleyin ona sakın bunu yapmasın. Eğer bunu yaparsa melekler onu yakalar. Müthiş bir şey bu. Evet. Ve hatta bir rivayette buna yeltenmiş. Evet Ömer hocam buna yeltenmiş. Bu sui niyetini kuvveden fiile çıkarmaya bizzat teşebbüs etmiş. Evet. Gelmiş işte o dediğini tam yapmak üzereyken bir anda irkilerek geri kaçıyor. Bir anda geri çekiliyor. Evet. Diyorlar ki, ey ev, e, Hişam ne oldu sana diyorlar, niye böyle yaptın filan. Vallahi diyor, <laughs> tam diyor onun boynuna basacaktım, hücum edecektim ki Muhammed'le aramızda e, bir e, hendek, ateşten bir çukur peyda oldu. Ve o ateşin içinde garip çehreler gördüm, kanatlı şeyler gördüm. İşte melekler demek evet. Zaten öyle buyurdu ya söyleyin ona sakın böyle bir işe teşebbüs etmesin melekler onu kapar ve parçalar sakın böyle bir şey yapmasın ve gerçekten de oluyor Ömer hocam e, rengi çehresi beti benzi solarak, rengi atarak böyle bembeyaz bir çehre ile suratsız bir görünümle geri çekiliyor, irkiliyor. Tahfif edecek değil mi hocam? Güya aklı sıra. Aklı sıra. Evet. Resulullah Efendimiz'in tabii, tabii. o. El aleme karşı el güya. El karşı. Evet. Aslında Şimdi bu Peygam Bu çok önemli Ömer hocam pardon. Evet. Yani bir lideri e, ona iman edenlerin, ona tabi olanların nazarında değil mi? Böyle madara etme. Evet. Sözüm ona aklı sıra güya. Onu öyle işte itibarsızlaştırma şeyi. bu Bu çok önemli, çok berbat bir şeydir bu. Yani işte bakın sizin inandığınız bel bağladığınız liderinizi bak ben ne hale soruyorum evet. gibisinden Bu berbat bir düşüncenin evet. ürünü Peygamber yani. Efendimizin böyle bir iddiası olmasa Yani Allah'ın Resulü Allah'ın elçisi olarak o toplumda kendini ilan etmese Vahiy getirdiğini söylemese aslında Ebu Cehil'in de böyle bir derdi olmayacak Aynen. değil mi hocam? Aynen kesinlikle Yani Resulullah Efendimizin o Muhammedül Emin kişiliğiyle Çokta evet. Çok da problemi yok. Yok, evet. E, onun asıl problemi Resulullah evet. Efendimizin şahsında Kesinlikle. onun e, tebliğ etmekle görevli olduğu Dava. vahiye karşı Tabii, değil vahiy davasına karşı çıkıyor yani. adam. Şimdi orası ilginç. Tabi gelen ayette Ömer Hocam, Estanzu Billah. Era eyte, haber ver bakayım. Ey muhatap, gördün mü? İn kâne alel hudâ. Ya o namazdan, namaz kılmaktan engellenen okul, bir hidayet üzere ise ki öyle. Ev bit takva Yahut da takvayı emrediyorsa. Allah'tan korkmayı, Allah'a karşı saygılı ve sorumlu, şuurlu, bilinçli bir yaşamı öngören, onu kişilere tavsiye eden, onu topluma empoze etmeye çalışan biri ise. Evet. Hala mı gene bunu yapacak yani o melun kişi? Ve devam ediyor. Bu sefer e, öbürüne dönüyor Ebu Cehil'e. Era'eyte in kezzebe ve tevella. Peki ya o engellemeye kalkışan kişi hakkı tekzip etmiş, vahyi tekzip etmiş, inkar etmiş ve tevella ve sırtını dönmüşse. Şimdi Beydavi beni hep derim ya Beydavi'ye hayranım ben. Hepsi evet. öyle ya hangisi öyle değil ki? Beydavi diyor ki sanki burada Cenab-ı Hak evet. iki tane kişiyi karşısına almış, onlara hitap eden bir hakim üslubuyla konuşuyor. Evet. Onun huzurunda bir davalı var, bir davacı var. Evet. Bir birine sesleniyor, bir de öbürüne sesleniyor. Evet. Peki sen e, eğer hidayet üzereysen, sen takvayı emrediyorsan bunda ne var ya? Sen evet. doğrusunu yapıyorsun. Niye bu adam seni bana şikayet etti ki? Evet. Şimdi bakın. Yani burada peygamberimiz davalı sözüm ona. Evet. Davacı kime bu cehil? Evet. Kimi kime şikayet Adeta ediyorsun sen? Adeta ilahi mahkeme kurulmuş. İlahi mahkeme mi, kurulmuş. Evet. Aynen böyle Bedavinin ifadesidir bu. Adeta diyor Rabbim davalıyla davacıya hitap eden bir hakim edasıyla konuşuyor. Sen hidayet üzeresin, değil mi? Takvayı insanlara emrediyorsun. Allah'a karşı şuurlu yaşayın. Sorumlu, bilinçli bir hayat yaşayın. Ey insanlar diyorsun değil mi? Evet. Şimdi senin bütün şeyin bu mu? Suçun evet. bu mu? Dönüyor ona bu sefer. Era eyte in ve tevella. Yani in <laughs> ve demektir. Peki sen, ya sen tekzip ediyorsan ve sırt dönüyorsan gerçeklere? E, burada şimdi görmeyen sensin. Gerçeği yalanlayan sensin gerçeğe sırt dönen sensin üstelik tabir caizse hani yavu sırsız ev sahibini bastırırmış evet. bir de şikayet eden sensin öyle mi? bu çok ilginçtir bakın yani burada bütün tabi peygamberimizin şahsını ve Ebu Cehil'in de şahsını aşıp bütün bir evrene buradan şöyle bir mesaj verilmek istenmez mi? Diyeyim, Buyurun, meslektaşım. yani ey insanlar <laughs> sakın ola ki siz olun Gerçekler peşinde koşan insanlara engel olmayın. Evet. Ya bu adamın derdi telaşı ne? İnsanları gerçeklerle buluşturma. İnsanlara insanlara gerçekleri aktarma, haykırma, doğruları aktarma. Evet. Doğrunun talibi olan, doğruya talip olan, doğruya talim eden bir insanı sakın ola ki engellemeyin. Böyle bir insan engellenmez. Elinizden geliyorsa bunu teşvik edin. Bu olsa olsa teşvik edilir. Bu evet. yanlış bir şey yapmıyor ki siz buna mani oluyorsunuz. O halde Rabbim burada bütün bir insanlığa şu mesajı veriyor. İyi işler peşinde koşanlar, doğruyu arayanlar, doğruya talip olanlar, hakka hakikata tercüman olmaya çalışanlara sakın engel olmayın. Bunlara olsa olsa ancak destek çıkılır. Bunlar teşvik edilir. Böyle bir mesaj var burada sevgili meslektaşım. Bu çok önemli yani. Eyvallah. Ve devam ediyor hocam. hocam. Şimdi bakın, şimdi bitiyor. Eraeyte in ve tevella bir ayet daha var. Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Allah'ın onu gördüğünü bilmedi mi bu adam? Bilmedi mi ki Allah her şeyi görüyor? Kendi rızası için divana duran, Kabe'ye karşı namaz kılan bir adamı engellerken ona e, maraza çıkarırken ona mani olmaya çalışırken Allah'ın onu gördüğünün farkında değil mi bu ya bilmiyor mu şimdi bu bitti evet. burada konu değişecek şimdi ömer hocam tekrar fasıla harfi değişecek ki evet. burada tehditler geliyor bakın şimdi evet iyice tehdit. Ebu Cehil ve Ebu Cehil gibi düşünenler için merhum Arif Nihat Asya der ya, Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar, kıtalar dolaşıyor. Yani evet. Cehil ve Ebu Leheb'lerin zihniyeti devam ediyor. Ölmedi ki. Halbuki Şimdi, peygamberimiz hocam şahsı için bir şey istemiyor. İstemiyor tabii Efendim, canım. Şahsi bir hani yönetici olayım, ben bu Mekke'de He. idareci olayım filan diye bir yok dava güttüğü yok. Zaten o teklifler gitse zengin mi olmak istediği yok. Değil mi? Efendim, evet. kendi zevkine dair bir evet. talebi yok. Yok. Dünyaya yok. dair bir evet. talebi yok. Evet. Sadece Rabbimiz Teala'nın kendine yüklediği o belini büken yükü. Güzel. İnşallah önümüzdeki... Ne güzel dediniz. Belini büken. Evet, ellezi anqada zahrek. Evet. O senin sırt kemiklerini, arkanı çatlatan, ya. sırtındaki kemikleri adeta çatır çatır ezen o yükü senden kaldırmadık mı? Vahiy ağır bir yüktür. Evet. Onun gereğini yapıyor bunun peygamber gereğini buyurduğunuz yapıyor. Ne gibi. Ne var ki bu? Ne var ki o zaten haşa zevklerin insanı olaydı evet. ya. Gider yani paşa paşa yaşardı canım. Evet. Zaten bütün imkanları var. Yani Ebu Cehil ile karşı karşıya evet. gelmek, Ebu Cehil ile didişmek evet. Resulullah Efendimizin Muhammedül Emin olarak evet. tercih ettiği bir yol değil. Değil ki. Ama vahiy ile yüklendikten sonra Aynen. mutlaka bir doğrunun tarafı olunca Evet karşı taraf ister istemez doğru olmayanların yanlışta ısrar edenlerin tarafı Aynen. oluyor. O zaman Resulullah Aynen. Efendimiz bir evet. taraf olunca Ebu Cehil otomatikman karşı Çok tarafa bizim. düşüyor değil Tabii. mi hocam? Yani siz karşınızda ister istemez bir cephe buluyorsunuz. Evet. Size karşı olan, sizin aleyhinizde teşekkül etmiş, sizin her şeyinize engel olmaya çalışan negatif bir kutup var karşınızda. Evet. Artık mecbursunuz bununla cebelleşmeye. Evet. Şimdi kella hayır bu böyle gitmez. Evet, i̇kinci kella Ey Ebu geldi. Cehil değil evet hocam. ikinci kellamız geldi değil mi Mekki surelerde bu. Evet. Hayır hayır. Ey Ebu Cehil ve Ebu Cehil tinettiler. Şimdi bakın buna kulak verin. Le ilm yentehi. Eğer o Ebu Cehil bu işinden vazgeçmezse, bu niyetinden, bu düşüncesinden vazgeçmezse, bu akim bu sakat düşüncesini sonlandırmazsa evet. لَنَسْفَعَمْ nesfean bin nasiye. Onun nasiyesinden kapacağız, yakalayacağız. Evet. Şimdi nasiye ne Ömer hocam? İki mana var burada. Birisi Buyurun, alnın lütfen. üzerindeki perçem. Evet. Yani Allah insanın alnına düşen perçem demektir. Evet. Değil mi? Kakül gibi yani işte evet. o perçem. Onu perçeminden yakalayacağız ve sürükleyeceğiz. Çünkü ve öde böyle bir mana var. Evet. Kapıp sürüklemek demektir. Evet. Sadece kapmak değil kapıyor ve sürüklüyor. teşbi bir aslanın avına pençe vurması gibi. Evet. Biz onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. Ateşe sürükleyeceğiz. Evet. Bir mana da e, nasiye <laughs> yani bildiğimiz alın. Evet. Perçem değil de alın. Evet. Biz onu alnından yakalayacağız ki Hı -hı. o zaman alın bütün bir e, beni, bütün bir kişiyi sembolize eder. Evet. Çünkü bu vardır. Hatta bunu alimlerimizdir, nasiyedir. Bütün bir insanı e, sembolize eder. Evet. Hatta bu sanırım şiirlerde de vardır değil mi? İşte temiz nasiye, e, pak nasiye, e, Fikret'in bu sis diye bir şiiri vardır evet. meşhur İstanbul'a seslendiği. Biraz bize belki nabeca gelir, biraz ekstrem ifadeler var ama Fikret başka şey aslında anlatmak istiyor. Der ki orada e, İstanbul'a seslenirken, Milyonla barındırdığın, milyonla barındırdığın eçsad arasından, eçsad evet. cesetler demek. Cesetler. Yani olumsuz insanları canlı cesetlere benzetiyor. Evet. Adam bile değil, yani adamsı kişiler. Milyonla barındırdığın eçsad arasından kaç nasiye vardır çıkacak paküdür akşam. Evet. Müthiştir ya o Fikret'in arız şeyi. Çok güçlüdür. Ha o son demlerde zıvanadan çıkmış artık da bile kendi arasında da. Fakat burası ilginç. Milyonla barındırdığın ecsaat arasından kaç nasiye vardır çıkacak pakü dirahşan. Evet. Ey İstanbul diyor. O senin milyonlarla barındırdığın bu insancıklar, bu insansılar insan diye geçinen bu canlı cesetler içinden pak ve dirahşan yani temiz ve parlak Kaç çehre çıkar diyor. Evet. Şimdi orada bin derken hocam birincisi perçeminden onu kavrayacağız. Orada da bir espri var. Alimlerimiz diyorlar ki perçemden çünkü kapıldı mı diyor insan artık hareket edemez. Evet. Canı yanar. Evet. Şimdi düşünün yani perçeminden birisi yakalamış. Şimdi azıcık kımıldasanız değil mi saç adamın elinde kalacak. Evet. Canınız yanar. Onun için diyor adeta onu teslim alır. Dur, hiç kımıldamayacaksın. He, öyle olduğun gibi dur bakayım. Evet. Ve orada bir de tahkir ha hakaret var, biliyor musun? Perçeminden kavrayacağız evet. derken orada bir tahkir de söz konusu. O anlını böyle gererek, yüzünü gererek Vallahi ona söyleyin namaz kılar onu engelleyeceğim. Gidip ayağımı boynuna basacağım. Haşa diyordu ya öyle millete bakarak. O çehresiyle. Evet. Biz onun o çehresine düşen, anlına düşen orada dekor oluşturan o perçeminden kız kıvrak yakalayacağız. Şöyle bir mecaz da olabilir mi hocam? Tabii. Hani bu düşünceyi üreten bu e, alın. zihin, Çok güzel. Bu alın. Çok güzel. Evet. E, o alının sahibi Ebu Cehil Çok ne yaptı? Rasulullah Efendimiz'in Kabe'de Rabb'i ile buluşmak istemesini, evet. namazını arada problem yaptı evet. ve ondan sonra dedi ki işte o secdeye varan Rabb'i ile buluşan düşünce üretim evet. merkezini, evet. o evet. alnını secdeye bıraktığında ben onun olsun. alnını yere sürteceğim. Hani yüzünü yere sürteceğim. Yüzünü yere, sürteceğim. Evet. yüzünü yere sürtmek öyle evet. olmaz. Evet. Ben senin bir alnından yakalayayım, yakalayayım da, da bir gör bakalım güzel. yüz nasıl yere sürtülüyormuş, evet. alın nasıl yere sürtülüyormuş çünkü... Gör. Aynı nasihi daha sonraki değil mi? ayette ne yapacak? Göreceğiz. Bu onun kazibe üreten var. bir nasiye Tabii. olacak değil mi? Evet doğru. Bu nasiye, Şimdi bu nasiye Ömer hocam birincide yani onun nasiyesinden tutacağız derken malumunuz olan. başka ayetlerde mesela bu aynı zamanda muktedir olmanın da ifadesidir. Evet, Estağfirullah. Evet. Hazreti Hud'dur sanırım diyor. Hazreti Hud evet. kavmine diyordu. İnni hani onu engellemeye çalışıyorlardı ya onun da vahyine engel oluyorlardı. Bütün Temler, peygamberlerin karşılaştığı bir durum. Aynı kaderi yaşadılar evet, malumunuz. Ma yuqalu leke illa ma qila min qablik. Peygamberim sana ne deniyorsa senden önceki peygamberlere de onlar denildi ya. Evet. Deli mi demediler, mecnun mu demediler, saralı mı demediler, Kahim kâ mi, şair mi demediler, sihirbaz hiç canın sıkma, sihirbaz mı demediler. Sana denilen Önceki peygamberlere de dendi canın sıkma Şimdi burada nasiyeden yakalama Bir yerde sevki idare etme Hakim olma manası da var İşte o ayette geçer Hud suresinde Estağfirullah İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum Ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim Sırtımı ona dayadım Ma min da'bbetin illa huve ahizun binasiyetiha Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun nasiyesi Allah'ın desti kahrında olmasın. Ne kadar canlı varsa hareket eden canlı varsa insan da buna Dağ dahil değil mi? hepsinin perçemi hepsinin anlı Allah'ın elindedir. Allah onların perçeminden yakalamıştır. Ne demek? Onun sevki idaresindedir. Onun kahru galebesinden vareste olacak hiçbir canlı yoktur. O bütün canlıların, bütün hareket edenlerin hakimidir anlamında. Şimdi burada lenes evet. bin nasiyeh derken yani biz onu kız kıvrak yakalayacağız demektir. Nasıl bir alın bu nasiye? Bu lekeli bir alın. Evet açık bir alın değil bu. Evet. Parlak bir alın değil. Bunun vukuatları var. Nasiyetin kazibetin haati. E. Yalancı ve hata eden bir alın. Evet. Ömer hocam sizin konuşmalarınız bana bir şeyi hatırlattı. Sanırım böyle bir bilimsel araştırma olmuş. Evet. İnsanın bu beyin lobları vardır ya malum. Evet, beynin farklı farklı bölgeleri insana yalan söyleten ve hata ettiren beyin lobu o alnın Arkasına şeyine dek geliyormuş, evet. o hizaya dek geliyormuş evet. ya. Yani hata işleten lob, işte yalan söyleten, efendim, e, tekzip ettiren, yalanlayan beyin lobu o, oraya tesadüf ediyormuş. Belki bir mucize bilmiyorum, haddimi aşmayayım evet. ama böyle bir mana var. Şimdi şey ilginç, buralarda şiirsel bir üslup da var. Evet. Hani bu... Mekke sureye bakın tehditlerin sonu hep he ile bitiyor bu sefer. Evet, eh, evet, evet. eh, Kallâ le illem an bin nâsiyah. Evet, evet. nasiyetin kazibetin khatiye, eh, evet. fel nadiye, sened'u zebaniye, evet, evet. bakın sonları hep eh, e eh, çünkü tehdit artık burada ay ayyuka çıktı. Evet. İyice pik yaptı tehditler ve sonları böyle gel asabi asabi konuşan bir insan figürü vardır burada. Evet. Ben hep derim Kur'an'da da antropomorfizm vardır. Evet. Tevrat kadar yoğun olmasa da. Evet. Tenezzülati ilahi denir. Rabbim kelamını bizim seviyemize indirerek bizim geleneklerimizle Bizim kültürel kodlarımızla konuşuyor Mevle. Evet. Şimdi eğer o vazgeçmezse onu biz alnından, perçeminden kız kıvrak yakalayıp ateşe sürükleyeceğiz. Evet. Nasiyetin kazibetini hadı'e. O yalancı ve hatalı alından işi gücü yalanlayan, hakkı görmezden gelen, hakka engel olmak, hakkı yalanlamak ve hata etmek, günah işlemek şiarı olan o yalancı ve günahkar alından perçemden yakalayacağız. Evet. Şimdi ben kelle ilem yenتهي la Bak şiirseldir bu. Evet, müstefilun müstefilun mafaalun. Kur'an'da bu vardır malumunuz. Evet. Tam bir beyit çıkmaz ama böyle şeyler çıkar. Mısralar çıkar. Burada da hikmet var. Yani ben istesem bunun danışkasını söylerim. Evet. Yani ben hep derim Kur'an şiir değildir ama şiirseldir. Evet. Yani şiir güzellikleri barındırır ki şiirler, nesirler onun yanında hiç kalır. Kalla la le illem yentehi Sadece orada makbuz kaldı. Lem yentehi uzatmadı. Evet. Ya yani bu da Kur'an'ı çünkü o zaman tam şiire dönecek. Evet. Mevlem orada bir kota koyuyor. Evet. Lem yentehi olaydı müstefilun. كلا إن لم ينتهي لنسفعن مفاعل بَقْ evet. بالناصيه بالناصيه مستفعل ناصيه كاذبه خاطئه مفتعل 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 الله الله فليدع ناديه ونبوز evet. سندع الزبانيه كلا لا تضعه فاقترب كلا لا tudi'uhu vescud vaqtarib vescud vaqtarib gene müstefilun öyle biter çok ilginçtir şimdi biz konuya dönelim ee, evet. nasiyetin kazibetin hatı evet, o yalan yalanlayan ve günah işleyen alından perçemden tutacağız şimdi feliyedu nadiye hani o diyordu şimdi feliyedu nadiye demek evet. kurultayını çağırsın Konsey arkadaşlarını çağırsın bakalım. Senedü Zebaniye. Biz de zebanileri çağıracağız. Evet. Ya Ömer hocam ben inan ya bitiyorum ya. İşte metin böyle konuşur evet. ya. Evet. Bu profan metin değil ki. Yeah. Çağırsın bakalım kurultayını. Konsey arkadaşlarını çağırsın bakayım. Hani o diyormuş ki vallahi bu vadinin ileri gelenleri hep benim arkamda. Ey Muhammed haşa senin neyin var ki? Sen yalnızsın. Sen, sen yalnızsın. yetimin birisin. Yetimin değil mi? birisin haşa. Burada kelli felli adamlar kodamanlar benim yanımda, benim arkamda. Ben seni döverim, ben sana galip gelirim anlamında haşa. Böyle evet. diyordu ya. Hatta Ned Nadia Nedveden gelir. Evet. Darun Nedve vardı bilirsiniz. Evet. Bu edepsizler bir araya gelirdi. Mekke'de Darun Nedve yani evet. konsey evi, toplantı evi. Evet. Ama orada ne çirkeflikler, ne çirkin planlar, programlar hazırlanıyor. Yani şehri idare Allah. ettikleri yer değil tabii, mi? Tabii, tabii. İşte orada Peygamberimizin evet. aleyhinde kopla teorileri konuşuyorlardı. Evet. Biz bunun davasını, bunu engellemek için ne yapabiliriz? Evet. Fesat yuvası, tam bir fitne, fıskı fücür fesat yuvası orada toplanıyorlardı. İşte Nedve toplantı yeri. Evet. İşte Rabbim ona nadiyet diyorum. İtiş evet. bir şey ya. O orada zikri mahal iradeyi hal ki Var. yani o konsey üyelerini çağırsın. Kurultayını çağırsın. öz üzzebaniye son tehdit. Gene o da eh diye bitti. Biz de zebanileri çağıracağız. Gör bakalım. Senin arkadaşların Ukbe bin Ebi Muetler, Ümeyye bin Halefler As Vailler, Velid ibn Mughireler mi daha güçlü? Benim Zebanilerim mi daha güçlü? Bir kapışın bakalım. Tehdit Sonuçta öyle görelim. olmaz, böyle, böyle olur. olur. Değil mi hocam? Bakın hepsi eh, eh diye bitti. Ve son ayet ilginçtir evet, hocam. Evet. Kella hayır, peygamberim sakın ha. Şimdi bak, la tudı'hu, la tuhu Sakın o edepsize boyun eğme. Evet. Sakın onun tehditlerine boyun eğme. Ona itaat etme. O seni namazdan engellemeye çalışıyor ya. Varsın söylesin. Varsın zırlasın. Dırlasın, dursun. Onun kireli zırıldı. La tud' ona itaat etmeyeceksin ona boyun eğmeyeceksin. Evet. Vescud, secde et peygamberim, Vaktarib ve bana yaklaş. Evet. Sen secde ettikçe bana yaklaşacaksın. Bana yaklaştıkça ben seni onlardan koruyacağım. Onlar sana hiçbir şey yapamaz. Şimdi bu surenin bir de malum Ömer hocam şurası ilginç. Bakın bu surenin ilk ayeti kargale harfiyle başladı değil mi? Evet hocam. İkra bismi rabbikellezi halak Evet. Biz bu harflere ne diyorduk modern fonetikte? Explosive letters. Patlamalı patlayıcı harfler. Evet. Bakın son ayette evet. ba bağda kalgale harfidir. Evet. Başladığı gibi bitirdi. Farklı bir şey. Yani bunu tabi belagat okuyanlar bilirler ya. Evet. Zevki selim denir ya. Zevkler vardır. Bir de zevki selim vardır. Ne evet. demek? Sağlıklı zevk. Evet. Yani böyle şaibelerden azade, sapa sağlam, efendim gerçek zevk gerçek zevki olanlar bunu görüyor elhamdülillah. Halak ve evet. taktereb ikisi de ötümlü mesaj veren oku en son ayet yaklaş. Evet. Öyle bir okuyacağız ki sevgili meslektaşım bu okuma bizi Allah'a yaklaştıracak. Evet. Eğer bir okuma kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyorsa evet. orada bir sakatlık var. Ya ben bazen televizyonlarda görüyoruz sen de görmüşsündür. İşte bir isim vermeyelim olmaz yakışmaz bu bu, 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 bu programa yakışmaz. Bu programın dinleyicileri çok evet. Allah razı olsun sevgili seyircilerimizden. Müstesna abi olsunlar. izleyici kitlemiz var hocam. Aynen Eyvallah. şükürler olsun müsbet dönüşler alıyoruz. İşte mesela çıkıyorlar diyelim işte birisi bizim arkadaşlardan işte ilahiyat öbürü de bilmem ne filan. Ya diyor bizimki hani filan. Ya bu aslında inanıyor. Siz yani o, o öyle mahsus yapıyor filan Bu inanıyor ya inanıyor. Yok canım ya Allah orada nereden çıkardın? Ya bana ne yani? İnansa ne, inanmasa ne Ömer evet. Hocam? Ben bir kişinin inancını sorgulayamam. Bu benim haddim değil ki. Evet. Üstüme vazife de değil. Falanca inanmış, inanmamış ben bunu ne merak ederim, evet. ne sorgularım, ne de bunun üstünde kalırım. Gerek yok. Ben neye bakarım arkadaş? Senin birikimlerin, biriktirdiğin şeyler, bilgin, ilmin, irfanın, şu ümmeti merhumeye bir ışık veriyor mu? Buna bir kapı aralıyor mu? Milletimize, devletimize, ülkemize maddi ve manevi terakkilerine bir kapı aralıyor mu? Evet. Teknik manada, teknoloji manasında efendim maddi ve manevi imkanlarını geliştirecek, ona katkı sağlayacak, ona ışık tutacak bir pencere açıyor musun sen bana? Ben buna bakarım ya. Evet. Bana ne falanca inanmış, inan ha keşke inansa. Keşke inansa yani insan üzülüyor yani böyle birikimli insanlar neden inkar eder? Neden ateist olur? İşte hocam, Hatta bir neden antiteist var. olur? Tabii Ömer hocam ateist, o, keşke ateist olsalar. Ateistin bir ahlakı vardır. Evet. Demokritos mesela ateisttir. O der ki kevni fesadı oluşturan atomlardır. Atomların kör ve mihaniki zaruri birbirine sadmeleri, müsaademeleri, çarpmaları, girip çıkmaları Evreni oluşturur diyordu. Bir grup var olurken bir grup yok olur. Yani onlar atomcu nazariye. Bu şeyde de vardır, evet. stoalılarda. Bizim alimlerimiz revakiyün derler onlara, revakçılar. Çünkü derslerini revakların altında yaparlardı. Evet. Süslü revaklar, stoa. Fakat onlarda mesela epikür, o da atomcudur ama o der ki, ''Bu atomlar kör ve zaruri de hareket etmiyor.'' bunları bir düzenleyen var. Evet. Gerçi panteist bir yaklaşım ama bir tanrı şuuru, tanrı telakkisi var. Demokritos mesela. Yani o da öyle ateisti ama antiteist değil diyor Ömer Hocam. Evet. Onun mesela ataraksia diye bir ahlak e, anlayışı vardır. Ataraksia. Yani ruh dinginliği. Eee diye bir ilaç vardır genelde şeye girenleri efendim işte bu radyoloji şeyine e, giren, tedaviye girenleri efendim uyuturlar. Sağa sola dönmesin diye. Evet. Mesela Ataraks oradan gelir. Ne evet demek hocam. ruh sükuneti? Evet. ...der ki Demokritos, Demokritos. Bizim kaynaklarda Demokratis diye geçer. Evet, ...medreselerde evet okurduk. O dermiş ki aşırı elemler, aşırı ıstıraplar, aşırı acılar insanı yiyip bitirdiği gibi Aşırı zevki sefalar da ömür törpüsüdür. O da insanı yer bitirir. Evet. O halde orta, muhtedil yaşayacaksın. İşte evet. ben onu örnek veririm mesela. İşte e, diyelim ki işte tabağında üç dilim baklava var değil mi? Evet. İki tanesini yedin. Üçüncüyü yeme ya. Bırak orada dursun. Veya bir dilim ye iki dilimin dursun. Evet. E çok yersen bu sefer o tatlı baklavalar acı geğirmelere yerini bırakır. Yani. Acı acı geğirirsin. Aşırı miktarda değil mi yani o şeker alıyorsun ne gerek var kolesterolü yükseltir. Bilmem ne olur. Orada bir dilim iki dilim baklavan dursun ya nimet devam ediyor. Evet. Sonra yersin. Ya da paylaş Tıkınmaya, bunu. ya da paylaş. Evet. Yani aşırı tıkınmayacaksın. Muhtedil bir hayat. Tıkabasa yemeyeceksin. O zaman işte göbek alıyor başını gidiyor değil mi? Gereksiz fazla yağlar bilmem ne. İşte biz bende de bu var. Ah keşke biraz sofrada kendimize hakim olsak. Bakın o demokritos ateisttir ama antiteist değildir. Evet. Hatta demokritosun belki ateist olup olmadığı da tartışılır. Çünkü onun cehennem tasvirleri vardır ilginçtir. Evet. Bir insan cehennemden bahsediyorsa inanıyor demektir. Ama antiteist tehlikeli Ömer hocam. Antiteist demek yani tanrı karşıtı. Tanrı'yı kendisine düşman telakki ediyor. Evet, ya Rakip görüyor. Rakip kendini. görüyor. Evet. Yani ona bayrak açmış yani. İşte Ebu Cehil gibiler. Evet. Çok tehlikeli. Ebu Cehil ateist değildir. Evet. Allah'a inanıyor bunlar. Anti teist. Onun davasıyla cebelleşiyor. Kella hayır peygamberim. La tudi'hu. Ona sakın boyun eğme onun sakın söylemlerine, onun yaklaşımlarına, taleplerine, arzularına sakın boyun eğme, itaat etme, evet. okey verme. Vescud, evet. sen secde etmelerine devam et. Evet. Vakterip ve bana yaklaş. Şimdi, ikra, bismi rabbikellezi halak, halk eden Rabbinin adıyla oku, değil mi? Halak, evet. Ee, orada oku. Son ayet nasıl bitti? Vakterip, Vakterip. yaklaş oku ve bana yaklaş. Evet. O halde tekrar ediyoruz sevgili seyircilerimize. Bir okuma eğer kişiyi Allah'a yaklaştırıyorsa demek ki o doğru yolda. Evet. Doğru yerde duruyor, sağlıklı okuyor. Ama eğer bir okuma ki bir talim ve taallüm ki bir öğretim ki kişiyi Allah'tan, Rabbinden, yaratanından uzaklaştırıyorsa o adam dönüp bence okumalarını sorgulamalı. Evet Bilgi ve birikimlerini yeniden analiz etmeli. Evet. Sentezlemeli. Ben ne yapıyorum? Rabbimiz Teala'yı hesaba katmadan okuyordur aynen, hocam o zaman. Aynen. O zaman okumanın emredildiği şeklin dışına çıkıyordur. Kesinlikle. Rabbimiz Teala'nın ismini, Rabbimiz Teala'nın yarattığı eşyaya koyduğu o kavanini kanunu güzel. dikkate almadan okuyordur. Allah o da onu saptırıyordur değil mi? Aynen o. Ne güzel dediniz. Eyvallah. Evet. Ömer Bu hocam nasiye e secdeye varması gereken nasiye hmm. yani o insanın bel, benliği işte değil mi? hem hemcinslerinin yanında onların e, huzuruna çıktığı zaman görünür hale gelen evet. e, düşüncesini ürettiği o <laughs> alnının arkasındaki beyni aslında Rabbimiz Teala için yaratmış onu? itiraz <laughs> etsin diye kanalsın, değil. Allah razı olsun. Öyle değil mi? Ne güzel dedi Bunun dedi, secdeye dedi. varması değil gerekiyor mi? normalde. O alın Allah'a meydan okuyan alın olmamalı. Evet. O alın yanlışların temsilcisi olan bir alın olmamalı. Evet. O alın gerçeklere, hakikate engel olan bir alın olmamalı. Ki onu birileri perçeminden kavramasın, yani. yakalamasın. Eğer o alın yanlış işler yaparsa birisi o perçemden kavrar. İyi dediniz vescütte belki o mana da var. Ya. Yani bu alın aslında Allah'a secde etmesi gereken bir alındı. Çünkü senin alının bir maymunun alnına benzemez. Evet. Bir kedinin bir köpeğin anlı gibi değildir. Bu alnı süsleyen, besleyen şey secde olmalıydı. Rabbine itaat olmalıydı. Evet. Hatta var ya, "Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbihi ve evet. Kulun Rabbine en yakın olduğu pozisyon secde halidir. Evet. Secde ettiği anki halidir. Evet. O alın gerektir ki değil mi? Rabbinin önünde, huzurunda secdeye kapana tevazulu yaşaya, kendini bilsin, haddini bilsin, yaratanını bilsin. Onun verdiği nimetlerini ona'nın nimetlerini inkar etmesin. Onların şükrünü eda etsin ve doğru yolda olana, evet. sadıkane yürüyene, insanlara güzel örnek olan, insanlara hak ve hakikati anlatanlara engel olmasın. mania ve maraza çıkarmasın. Yani böyle bir alın, bu, bu, bu sağlıklı bir alın değil. Evet. Birileri o alnın perçeminden kavrar ve ateşe sürükler. Çünkü Allah'la başa çıkılmaz Ömer Hoca. Evet. Geçmişe de bakıyoruz. Kim Allah'a bayrak açmışsa o meydandan hep serniyun, mağlup ve makhur olarak ayrılmıştır. Allah'la başa çıkılır mı ya? Bu insanlar niye böyle yapıyor? Ya yaratanına uysana. Evet. Hem öyle bir yaratan ki hocam merhametliler merhametlisi. Evet. Haşa bu bir kral gibi ceberut bir kral değil bu. Ve rahmeti ve rahmeti şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, e, değil şart. mi? Galabet rahmeti ala gadabi. Rahmetim gazabıma galip gelmiştir diyen bir Allah Celle Celalü. Evet. Rahmeti hep gazabının önünde yürüyen, hikmeti hep gücünün önünde yürüyen bir Allah. Ben hep söylerim mesela Amerika. Amerika bugün Osmanlı'yı çok kötü taklit ediyor. Evet. Osmanlının gücü vardı ama hocam hikmeti de vardı. Evet. Yani gücünü hikmet dahilinde kullanıyordu. Onun için e, denge unsuruydu Osmanlı. Osmanlı yıkıldı, dünyanın dengesi bozuldu. Balkanlar öyle, Ortadoğu öyle. Şimdi Rabbimizin e, gücü var ama hikmeti de var. Evet. Hatta şey e, bunu belki tekrar olacak. Ben demişimdir işte bu ginostik filozoflar vardır irfaniyun evet. irfani filozoflar ki eski patristik dönem kilise babalarından ki bunlar aynı zamanda Tevrat'ın mutlak mutlaka alegorik yorumlanması gerektiğini savunanlardır. Aziz Origenes ve Aziz Clement. Clement biraz daha eskidir. Evet. Aziz Clement ve Aziz Origenes ne diyorlardı? Düşünün Ömer Hocam. Bunlar miladi 3. asırda yaşayan insanlar. Daha sevgili peygamberimizin gönderilmesine en az 200 hatta 300 sene var. Evet. Yani aziz Klemet'ten alırsak. Daha peygamberimiz doğmamış. Ondan 300 sene önce adamlar ne diyor biliyor musun? Tanrının gücü hikmetiyle sınırlıdır. Evet. O sınırlılık bir acizlik değil haşa. Adam öyle ifade ediyor. Kendi fasih diliyle bir edebiyat belagat yapıyor. Tanrının gücü hikmetiyle sınırlıdır derken yani Tanrı gelişi güzel güç kullanmaz, evet. hikmetiyle güç kullanır. Evet. Onun gücü hep hikmetiyle dengelidir. Onun gücü zulüm doğurmaz. Değil doğurmaz. Muşak? Aynen. Meme Rabbük'e bi lil abid. Orayı da geçiyor. Malum senin Rabb'in kullara zulüm yapmaz peygamberim. Orada da bırakmadı. Ve ma rabbuke bi zalla esaz bile ve Allahu yuridu zulmen lil alamin. Bütün bir evrene taşıyor. Allah alemlere asla en ufak bir zulüm murad etmez. Malum da belagatta kuraldır. Evet. Ee, nefin siyakında gelen nekre umum ifade eder. Ve Allahu ma ma Allah değildir. Ne değildir? Yuridu murad eden değildir. Ne? zulmen en ufak bir zulüm. Evet. Ma'dan sonra zulmen nekre geldi ki umum ifade eder yani evet. zulüm namına, haksızlık namına aklınıza ne geliyor? Ferden evet. ferda. Allah onların tümünden münezzehtir. Evet. Lil alemin dedi. İnsanları da geçti, cinleri de geçti, melekleri de geçti, yaratığı, canlıları da geçti, evet, cansızlar şey. da bunun içine girdi ya. Yani Rabbim taşlara da zulmetmez ağaçlara da zulmetmez nehirlere de zulmetmez ne demek o her şeyi yerli yerince ve hikmetli yaratmıştır ve onun merhameti geneldir bütün bir evreni kuşatmıştır böylesine engin merhameti olan bir Allah zulmeder mi haşa zulmü Asla. onaylar mı Allah la yazlimun nase şey'en evet. Allah insanlara en ufak bir şekilde zulüm haksızlık yapmaz Walakinennase اَنْفِسَهُمْ yazlimun gel gör ki insanlar kendilerine yazık ediyorlar evet. kendilerine zulm ediyorlar gene bir hadisi kutsile değil mi ben zulmü kendime yasakladım evet. ey insanlar siz de zulmetmeyin la tazlimuna ve la tuzlamun. Ne zalim olun ne mazlum olun. Evet. Bu din böyle bir dindir dürer. Allah la yazlimu misqala zerre. Evet. Allah la değil mi? La yazlimun evet. nase şey. Evet, inna Allah la, la, yazlimu zerre. Evet, o da zerre başka bir Zerre misqali atom ağırlığınca da olsa Allah zulmetmez. Asla. Ne kadar açık ya ve enteku haseneten yudaafe yeter ki sizin bir iyiliğiniz bir güzelliğiniz olsun Allah onu kat be kat size ödeyecektir evet. katlar Allah onu size öder dolayısıyla bu surenin oku diye başlayıp yaklaş diye bitmesi hakikaten ilginç Ömer hocam bu evet. bir tesadüf mü öyle bir okuma yapacaksın ki o seni yaradanına yaklaştıracak evet. okuma o talim o öğreti o öğrenme o tedrisat Öyle bir minval üzere gitmeli ki o seni Yaradan'a yaklaştıracak. Eğer bir okuma, eğer bir öğrenme kişiyi Allah muhafaza, Halep'inden uzaklaştırıyorsa, Yaradan'ından uzaklaştırıyorsa, ya diyorum tekrar yani kusura bakmasın seyircilerimiz tekrar oluyor, ne olur dünsünler okumalarını yeni baştan bir çekap yapsınlar. Evet. Yeni baştan bir kontrol et. Usulünde bir hata vardır değil mi? Bir hocam? şey var ki sen demek ki yanlış okuyorsun ya. Yani bu okuma bir yerlerde e, bir hata bir SOS veriyorsa. Evet. E, burada bir şeyler var. Bunu dön yeniden bir sentezle ben ne yapıyorum? Ben bu birikimimle bu bilgimle. E, bunca bilgiyi ben aktarıyorum değil mi? Evet. Bunu bir yerden bir yere naklediyorum. Fakat ben niye böyle e, yanlış işler yapıyorum? Normalde bu okumanın secdeye götürmesi lazım. Götürmesi lazım. lazım. Kişiyi, hocam? Aynen öyle ya insan değil mi? Dolgun Başak, eğik durur yani evet. değil mi? Yani bilgiyle biriken bir e, alın bir baş kendisini secdede bulması lazım. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım bu bilgileri bana veren sensin ya Rabbi. Sen murad edeydin şu beyinde bir tane hücre bir tane sinirle uğraşır, oynar. Adam embesil kalır ya, debil olur, ahmak evet. olur. Evet. E yani bu kadar hassas yani o Rabbim o beyni donatmış, o hücrelerle tanzim etmiş, o nöronlarla orayı, değil mi? Eee mücehhez kılmış. Ya bunlar bana bu bilgiyi getiriyor. işte dış alemden bu algılarımla, müdrikelerimle değil mi? Tıpkı o şeylerin antenlerini çalıştırdığı gibi, karıncaların. Evet. Ben bunları topluyorum ahizelerle. Bu ahizeleri, bu alıcıları bende var eden o, Eyvallah. o halde bunlar beni yaratanıma secde ettirmeli. Yaratanımın önünde beni secdelere vardırmalı. Onun huzurunda benim bir hiç olduğumu yani benim onun kudretinin nazarında, gücümün, onun gücünün nazarında keellem yakın olduğunu bana hissettirmesi, tattırması lazım. Ben bunları yaşayamıyorsam Ömer Hocam, bunları hissedemiyorsam hiç dünyamda ben bir yerlerde hata yapıyorum. Yani Eyvallah. bunu kabul etmem lazım. Ve sağlıklı bir okumayla sevgi, kıymetli seyircilerimize belki bir dua ve bir temenni, Lütfen bir hocam, niyaz olarak, olarak e, Cenab-ı Rabbim cümlemize hem bize hem ikimize hem bizim sevgili ekibimize buradaki bu çekimlerde hizmeti dokunan yapımcımıza bütün bu elemanlarımıza hem sevgili seyircilerimize bütün vatandaşlarımıza ...kendisine yaklaştıracak sağlıklı okumalar nasibi müyesser eylesin. Eyvallah. Rabbim bizi böyle bir şerefli ilimden, böyle bir şerefli okumadan ve yazmadan... ...kendi zatıyla buluşturacak okumalardan ve yazmalardan bizi mahrum etmesin diyor. Amin hocam eyvallah. Amin. Sevgili seyirciler Alak suresini işlediğimiz bu bölümümüzde... ...şükür Alak suresini bitirmek nasip oldu. Hocam surenin özeti olarak bize... Ebu Cehil'in yaptığı okuma gibi bir okuma değil, Resulullah Efendimize emredilen bir okuma gibi bizi Rabbimizle buluşturacak, ona döndürecek, ona secde ettirecek bir okumayı e, ihsan etmesi için dua etti. Aynı duayı biz de tekrarlıyoruz. Böyle bir okumanın tarafı olduğumuz zaman elbette bu yaşadığımız hayatta bir de karşı taraf olacak. Bu karşı tarafın olması bizi korkutmamalı. Elbette ki doğrunun yanında yanlış da olacak elbette ki iyinin karşısında kötü de olacak. Biz onlarla e, mutlaka aynı çizgide olmak gibi bir zorunluluk taşımıyoruz. Tam tersi onlara asla itaat etmemeliyiz. Resulullah Efendimiz'e Ebu Cehil'e itaat etmemesi yönünde bu tembih, surenin en sonundaki bu tembih bizim de kulağımıza küpe olmalı diyoruz. Ve Rabbimiz Teala'dan niyazımız bize okuduklarımızla kendisine yaklaştıracak, bizi kendisine secde ile sonlandıracak, okumaları yaptıracak gücü, kudreti, iradeyi ihsan etmesi. İnşallah bu iradeyle, bu güçle hayatı okuyup Rabbimiz Teala'ya boyun eğmekle, secde etmekle bu hayatı sonlandırabilmek hepimize nasip olur. Efendim programımızın bundan sonraki bölümünde yeniden huzurlarınızda olmak arzusuyla şimdilik hoşçakalın.